Aslında Kemal İnat Bey'in söylemiş olduğu birçok şeye katılıyorum ben. Buna ek olarak birkaç şey söylenebilir belki. Aslında dünya genelinde yani küresel ölçekte bakıldığında silahlanma seviyesinde devletler düzeyinde bir yükselişten bahsetmek çok mümkün değildi. Ancak bu tarih Orta Doğu'da yani dünyadaki silahlanma trendinin azalmaya, inişe doğru geçtiği bir dönemde Orta Doğu'da tam tersi bir şekilde ortaya çıktı ve yükselmeye başladı. Tabii burada en önemli şey jeopolitik riskler diye ifade edilen unsurların giderek artması. Bence burada iki tane düzey var aslında. Bir tanesi devletler düzeyi, devletler arasındaki jeopolitik rekabetin artması. Orta Doğu'daki ülkeleri konvansiyonel ölçekte silahlanmaya itiyor. Biraz önce Kemal Bey'in de söylemiş olduğu mesela Suudi Arabistan sanırım 35 milyar dolara yakın yıllık savunma harcamasıyla bu Orta Doğu ülkeler arasında belki de ilk sıraya ve dünyada ilk 10'a girecek seviyeye ulaşıyor. Dolayısıyla konvansiyonel ölçekte bir silahlanma meselesinin Orta Doğu'da arttığını görüyoruz. Yani konvansiyonelden kastettiğim şey de ülkelerin herhangi bir savaş durumunda yok etme gücü fazla, tahribat gücü fazla silah düzeylerini giderek arttırdığını görüyoruz. Tabii bu Arap Baharı'nın ortaya çıkarmış olduğu yeni tür gelişmeler, yeni unsurlar bu devletlerin konvansiyonel ölçekten aynı zamanda iç kalkışmaları, ayaklanmaları veya devrim diye tarif edilen süreçleri kontrol altına almalarını sağlayacak bir silahlanma konseptine de gittiklerini görüyoruz. Mesela bu konvansiyonel silahlanmadan oldukça farklı. Yani daha etki gücü toplumsal olaylarda fazla olabilecek askeri cihazlardan silahlara yönelik. Mesela Fransa ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın bir parçası bu tarz silahları oluşturuyor. Benim ikinci düzlem ki çok önemli olduğunu düşünüyorum devletler dışında. Bu da bir de devlet dışı şiddet eğilimli aktörlerin silahlanması söz konusu. Bu da yine Orta Doğu'da Arap devriminden sonra özellikle Suriye'deki iç savaştan sonra ve işte Libya'da, Yemen'de şu anda, Irak'ta devletlerin parçalanması, çökmesi söz konusu. Bu çöküşte yeni gruplar yani şiddet eğilimi olan terör grupları ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bu devletler devlet dışındaki aktörlerin de bir çeşit silahlanması ve bunlardaki silahlı artışın daha giderek ivme kazanması söz konusu. Burada tabii önemli olan konulardan bir tanesi bu aktörlerin konvansiyonel ölçeğe doğru da giderek silahlanmaya başlaması. Yani mesela IŞİD'in elindeki silahlara baktığımızda konvansiyonel savaşlarda kullanılabilecek silah türlerinin olduğunu görüyoruz. Bir başka unsur ise özellikle Irak ekseninde gelişiyor. Örneğin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Irak Kürdistan'ı diye tarif ettiğimiz yer, uluslararası silah desteğini alıyor. Yani bu işte IŞİD'le savaş dolayısıyla. Yani merkezi Irak hükümetinin şeyi dışında egemenlik ilişkisi yetkisi dışında Avrupa'daki ülkelerden Amerika başta olmak üzere silah alıyor. Dolayısıyla bu Orta Doğu'daki silahlanma trendinin sadece yükseliş olarak bir rakamsal mesele olarak değil de bir anlamda formunun biçiminin değiştiğini bize gösteriyor. Bu önümüzdeki dönemde de muhtemelen jeopolitik riskler artmasından dolayı özellikle devletler düzeyinde rekabet unsurlarının rekabet ölçeğinden daha düşmanlık ölçeğine geçmesi nedeniyle daha da fazla artacağını biz rahatlıkla söyleyebiliriz.